Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü 1 Mayıs 2022 tarihli gündüz maçları oynanacak olan NBA tahminleriyle karşınızdayız. Gündüz maçları oynanacak 1 Mayıs Pazar açılış olarak artık yarı finaller hem Doğu hem Batı grubunun yarı finalleri oynanacak. İlk maçlarla başlanıyor. Tabii ki güzel maçlar olmasını bekliyoruz. Etkili maçlar olmasını bekliyoruz. Ve o maçların kısa yorumlarıyla, tahminleriyle beraber size bu videoyu yapacağız. Bu videoyu vereceğiz. Fazla uzun sürmesin diye fazla yoruma gitmeyeceğim. Çok uzun yorumlamayacağım ama biraz en azından takımların karşılaştırmak amacıyla kadrolara değinmek gerekiyor. İlk maçla başlıyoruz. Tabii ki bizi izlerseniz, beğeni atarsanız, yorum yazarsanız, sorularınız olursa cevaplamaya hazırız. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Daha üst seviyelere çıkıp daha güçlü bir şekilde karşınızda oluruz. Ve daha iyi imkanlarla siz de kazanma şansı elde edersiniz. Playoff'un ilk turlarında başarılı bir seri geçirdik. Seri olarak kazandırdık. Öncelikle bütün ilk turda Playoff'un ilk turunda seri olarak kazanabilen arkadaşları tebrik ediyorum. Ve umarım ikinci turda da playoff'ların ikinci turunda da devam ederiz. Yarı finallerle birlikte sonra finale kadar tabii ki sezon sonuna kadar elimizden geldiği kadar tahminleri vermeye çalışacağız size. İlk maçla başlıyoruz. Erken saatte oynanacak olan Türkiye saatiyle 8'de, Almanya saatiyle saat 7'de oynanacak olan Boston Celtics Milwaukee Bucks maçı. Yani yeşiller çarpışıyor burada. İki yeşil takım, birileri biraz açık yeşil, diğerleri kapanık yeşil diye adlandıracağız. Yani Boston Celtics genelde 17 şampiyonluğu olan çok daha tecrübeli bir takım tarihte. Milwaukee Bucks da geçen yılın şampiyonu. Bu yıl yine iyi kadroyla etkili oynayan Antetokounmpo'lu Milwaukee. Burada tabii ki karşılaştırma yapmak gerekirse iki takım da güçlü defans yapabiliyor. Ama bu son dönemde gördüğümüz kadarıyla Boston'ın defansı biraz daha üstün ortaya çıkıyor. Ve Boston Celtics'e durduramayacaklar belki de Antetokounmpo'yu ama en azından yavaşlatacak, seviyesini düşürecek güç var. İlk turda da Brooklyn'e karşı gördüğümüz Tatum'un Kevin Durant'ı nasıl durduttular, Kevin Durant'ı nasıl yavaşlattılar, Tatum'un Kevin Durant'e karşı yaptığı defans aynı şekilde onu Antetokounmpo'ya karşı da yapacaktır. Artı tabii ki Robert Williams da geri döndü. Al Horford da etkili oynuyor. Marcus Smart ve Derrick White'ın da defansını unutmamak gerekiyor. Yani iyi bir defans serisi yakalarlarsa, yapabilirlerse bu maçta benim favorim Boston Celtics kazanır. Kendi evindeki bu ilk maçı zor bir maç olacaktır. Fazla sayı atılmayacaktır. Burada alt önermiyorum. Genelde ben alt önermiyorum. Ama istediğiniz seviyeden alt denemesi de yapabilirsiniz. Bu maçta fazla sayı atılacağını düşünmüyorum. Boston Celtics katı defans yapacaktır. Aynı şekilde Milwaukee'de de Antetokounmpo'nun çok güçlü defansı var. Brook Lopez de geri döndü. Bobby Portis de, Jrue Holiday'i de eklediğimiz zaman kısaları çok iyi savunabilen bir Jrue Holiday var. Yani Jaylen Brown ve Tatum'un karşısında durabilecek bir Jrue Holiday var. Defansif ve çekişmeli bir oyundan sonra zor da olsa az farkla Boston Celtics'in kazanacağını düşünüyorum. Burada Boston'ın galibiyetini alabilirsiniz 1.50 gibi orandan. Oyuncu yüz baremlerine gelince Jason Tatum 30 sayı üstünde atacaktır ve Antetokounmpo 31 sayı üstünde atacaktır. Bu iki oyuncu en fazla karşı karşıya geleceklerdir. Kim daha üstün çıkacak göreceğiz. Ama ikisinin de yüz baremini aşmalarını bekliyorum. İkisinin de etkili oynamalarını bekliyorum. Bir diğer oyuncu da Boston'da Al Horford. Al Horford yine etkili bir şekilde oynayıp 9 sayı üstünde atar. Onun da yüz baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Hatta bu yüz baremi büyük bir ihtimalle daha ilk yarıda da üstüne çıkma durumu var. Al Horford'un tabii ki Tatum'u savunurken Al Horford'a çıkacak olan paslarla hem üçlük de atabiliyor hem içeriden de sayı bulabilen bir oyuncu.
ve iyi bir şekilde o da 9 sayı üstünde atar. Ve Milwaukee tarafında da ister istemez maç kazanmak istiyorlarsa burada Jrue Holiday'i de Chris Middleton'ın yokluğunda fazla sayı atması gerekecek. Onun da bir 19 sayı üstüne çıkmasını bekliyorum. Jrue Holiday de Antetokounmpo'ya yardımcı olmasa zaten hiçbir şansları kalmaz. O da fazla sayı atıp hem defans hem ofans olarak yardımcı olup maçı kazandırmaya çalışacaktır. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçta güzel maçlardan biri olacak. Bu maç biraz daha açık olmasını bekliyorum. Memphis Grizzlies Golden State Warriors karşısında Ja Morant, geleceğin süper yıldızı, eski, artık eski diyebileceğimiz, hatta hala devam eden süper yıldızı Steph Curry karşısında. Bu karşı karşıya karşılaşmayı göreceğiz. İkisi de etkili oynayan. Tabii ki Steph Curry'yi çok iyi biliyoruz. Üçlüklerle beraber Ja Morant'ın üçlükleri o kadar etkili değil. O girip içeriden sayılar bulabilen oyuncu. Ama onun karşısında bu maçta Draymond Green çıkacak. Ve azdan aza onu durdurmayı başaracak. Andrew Wiggins de durdurmayı başarıyor. Tabii ki Klay Thompson da karşısında durabilir. Ama Klay Thompson eski defans durumunda olmadığı için ondan fazla şey beklemiyorum. Ama bu Draymond Green onu durdurabilirse en azından yavaşlatabilir. Ja Morant'ı biraz daha etkisiz kılacaklardır. Ve bu maçı zor da olsa tecrübenin kazanacağını düşünüyorum. Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green üçlüsü bu maçı kazandıracaktır. Ekstra Jordan Poole'un desteğiyle beraber Damian Lee ve Gary Payton gibi oyuncular, Otto Porter gibi oyuncuların, Bielitsa gibi oyuncuların desteğiyle beraber burada çok daha tecrübeli bir takım haline geliyor Golden State Warriors. Memphis'in gençlerine karşı bu ilk maçta kazanıp ev sahibi avantajı kendi eline almak isteyeceklerdir. Ve zor da olsa kazanacaklardır. 1.65 gibi güzel orandan burada Golden State Warriors'un galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. O kadar Golden State Warriors'a güvenmiyorsanız, onların galibiyetine güvenmiyorsanız burada üz baremini de kullanabilirsiniz. 219 sayı üstünde olacaktır bu maç. Biraz daha açık oynanmasını bekliyorum ve 219 sayının üstüne çıkmasını bekliyorum bu maçın. O yüzden burada üz baremini de rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu üz baremlerine gelince tabii ki bu kapışmadan, Ja Morant, Steph Curry kapışmasından ikisi de üz bareme çıkması gerekiyor. Normal koşullarda ikisi de bir 30 sayı civarlarına çıkma kapasitesine rahatlıkla ulaşabilen oyuncular. İkisi de o civarlara çıkacağını düşünüyorum. Ja Morant 26 sayı üstünde atar ve Steph Curry 27 sayı üstünde atar. İlk ikilimiz bu arkadaşlar. İlk ikili olarak bunları kullanabilirsiniz. Steph Curry artık yavaş yavaş forma da girmeye başladı. Üçlükleri de daha fazla girmeye başladı. Bu maçta etkisini kullanıp o da maçı almak için elinden geleni yapacaktır. İkinci ikilimiz ise Jaren Jackson 12 sayı üstünde atar Memphis tarafında ve Klay Thompson 22 sayı üstünde atar. Klay Thompson da son dönemde artık biraz daha fizik durumunu yükseltti. En azından üçlüklerini daha fazla atmaya başladı. Ondan da bu maçta 22 sayının üstüne çıkmasını bekliyorum. Ondan da fazla sayı atmasını bekliyorum Klay Thompson'dan da. O da üz baremini aşacaktır. İkinci ikilimiz dediğim gibi Jaren Jackson 12 sayı üstünde atar. Klay Thompson 22 sayı üstünde atar. Bu ikili ikili olarak veriyorum size bu üz baremlerini, oyuncu üz baremlerini arkadaşlar. Tabii ki size tavsiyem ikili ikili oynayın. Tabii ki isteyen üçlü de oynayabilir. 3-3 diye de o zaman da 5 oran gibi yüksek bir oran almış olursunuz. İkililerde 3 oran civarında yakalamış olursunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu ikili ikili oyuncuları öne çıkartıyorum. Siz istediğiniz şekillerde onları kombine edip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki maçtan daha öne çıkarttığım maç, daha sağlam olarak gördüğüm maç Memphis Grizzlies Golden State Warriors maçı arkadaşlar. Tek maç oynayacaksanız sağlam olarak Golden State Warriors'un galibiyetini alabilirsiniz. Dediğim gibi burada tecrübe ve Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green üçlüsü burada genç Memphis takımını yenecektir. 1.65 gibi güzel orandan Golden State Warriors'un sağlam olarak tek maç oynamak isteyenler galibiyetini alabilirsiniz. Tabii ki isteyen ikili de yapıp Boston'ın da galibiyetini alabilir. Ama Boston maçı tabii ki daha zor geçecek. Yeşiller, iki yeşil takım biraz daha zor. Antetokounmpo'nun da patlayıcılığı var. Belli olmaz ne olacağını.
O yüzden öne çıkarttığım maç Golden State Warriors'un galibiyeti arkadaşlar. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Umarım ikinci tur, yarı finaller, playofflara da iyi bir şekilde bir başlangıç yaparız. Ve seri olarak devam ederiz. Size kazandırmaya devam ederiz. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar ve kazanma şansına erişsinler arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.